Fuego'su geçtik. Denize ulaştığımız ilk anda şimdi bu fotoğrafı gösteriyorum size. Şu fotoğrafta gördüğünüz karaltılar yengeç. Denizden karaya doğru yürüyen yengeçler sabah saatlerinde yollara dökülürmüş. Arabalar için büyük tehdit tabii. Üzerlerinden geçerse lastiklerinin patlama olasılığı varmış. A few moments later. Tarafından denize doğru gidiyorlar ve o sırada da ezilenler oluyor. İşte onların artık yengeçlerin kıskaçları falan sanıyorum lastikleri patlatıyor. Evet. Yani öyle 3-5 tane değil. Yol zaten ezilmiş yengeç dolu oluyor. Evet. Geçerken bile koku geliyor açıkçası. Enteresandır. Ben bu kadar zarar vereceğini düşünmüyordum. Başımıza da geldi. Şimdi gelir gelmez kendimizi otele yerleştik, daha doğrusu kasa partikülere yerleştikten sonra sokaklara attık evet. Ve ilk intiba. Ve söylüyorum, muhteşem, inanılmaz etkilendim ya, böyle bir şey olamaz. Yani dokusu, böyle tarihi dokusu, evlerin güzelliği inanılmaz güzel. Bir de akşam saatlerinde, evler. Evet, akşam saatlerine denk geldik şu an. Işık falan da çok güzel. Bayıldım buraya. Yani zaten UNESCO'nun koruması altındaydı yanılmıyorsam, evet, burası. Evet. Gerçekten korunmalı. Harika. Yani fotoğraflarda inşallah göstermeye çalışacağız. Ama bilmiyorum ne kadarını yansıtabileceğiz. Önce videolarda göstereceğiz ama evet. Önce bir rezervasyonumuz var, onu yaptıralım. Trinidad'da çok güzel bir restoran var. Müze restoran olarak da geçiyor. İçindeki her şey antika. Burayı yarın yiyeceğimiz demek için rezervasyon yaptırmak için uğradık şimdi buraya. İçeri bir göstereyim. Her şey çok güzel. Rom'un farklı bir versiyonu. Bu sefer balla yapılan çançançara diye bir içki var. Onu söyledik. Şimdi Cengiz deneyecek. Biraz karıştırmak gerekiyor bunu.
ki birbirine aromalar geçsin. Şimdi deniyorum. Güzel. Ama bence biraz daha karıştırmam lazım. Balın tadı tam olarak Roma karışmadı. Biraz daha karıştırmam lazım. Ama güzel, lezzetli bayağı. Tek kelimeyle söylüyorum. Küba. Küba deyince aklıma muhtemelen Trinidad gelecek. O kadar söylüyorum. Muhteşem bir yer. Yani hem görüntüsü muhteşem, hem mekanlar harika. Burası benim hepsi. Şuraya bakar mısınız? İnanılmaz bir yer. Geç yattığımız için geç uyandık. Geç dedim yani 7.30-8 gibi uyandık. Şimdi kasa partilerimizin çok güzel bir terası var. Orada kahvaltı yapacağız, sonra güne başlayacağız. Sayıda ekmek ve böyle kurabiye türünden şey var. Bak burada da böyle bir sürü kek, pasta, çörek, börek ve ekmek var. Yumurta var. Sonrasında peynirli sandviç gelecek. Evet, marmelatlar var. Gayet güzel. Bir de sen var. Geziyoruz. Sokaklar bu taşlarla örtülü durumda. Bu taşların bir anlamı var aslında. Şimdi biraz geriye gideceğim. Şeker üretimine gideceğim. Küba için şeker üretimi çok önemli bir ihraç kaynağı. Çünkü bir dönem şekeri tütünün bile önüne koymuşlar. Yani tütün ihracatını tamamen bitirip tütün üretimini durdurup şekere döndürmüşler. Trinidad'da bu şeker üretiminin 1/3'ünü karşılayan bölge olmuş.
buraya gelen gemiler buradan şeker götürüyor ve boş dönüyorlarmış. Boş dönerken de gemiler batmasın diye, içine ağırlık olsun diye taş yüklüyorlarmış. Ve o taşları şimdi sokaklara dökmüşler. Bu taşlar aslında o gemilerin içerisinde getirilen taşlar. İşte Trinidad'da zenginleşen şeker tüccarları da buraya gemilerle gelen korsanların istilasından korunmak için, daha doğrusu varlıklarını korumak için arkamdaki bu demir parmaklıkları yaptırmışlar. Trinidad'da evler genelde böyle tek katlı, rengarenk, çok tatlı ama neredeyse hepsinin böyle bir koruması var, demir kapıları var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar çok tatlı. Yani fotoğrafını, videonu çekmesine kimse hiçbir şey söylemiyor. Gayet böyle gülüyorlar, el sallıyorlar. Bu anlamda inanılmaz sıcak kalınlar ve çok rahat ediyorsunuz fotoğraf çekerken. Hatta bazen kendileri bile fotoğrafa girmek istiyorlar. Azı öyle olduğu gibi. Trinidad'da gezmeye devam ediyoruz. Şehir çok tatlı ve küçük. Rengarenk evler var. Böyle 2-3 saatte gezebileceğiniz büyüklükte bir yer. Bu arkamda da resmen Roma'nın İspanyol merdivenleri gibi bir merdivenler var. Burası akşam Trinidad'ın kalbi oluyor. İçeriye bir kuk vererek giriyorsunuz ve içeride bir sahne var. Dans edenler, işte müzik, çok eğlenceli bir ortam var. Hemen arkamda, daha doğrusu benim önümde, sizin arkanızda da Plaza Mayor var. Aslında burası Trinidad'ın bir nevi merkezi, kalbi. Zaten 2 saatlik bir gezi sonrasında buraya yolunuzu mutlaka düşürüyorsunuz. Şu an Convento de Francesco de Assis, sanıyorum böyle olması lazım ismi, o kilisenin çan kulesine çıktık. Trinidad'ı yukarıdan görmek için çok önemli bir yer. Bence tam öğle saatlerinde gelindiğinde de muhteşem bir rüzgar var ve manzarası harika. Şeker baronlarından bir tanesinin evine geldik. Burası aslında şu an müze olarak gezilebiliyor. Bir de sanıyorum ki bir kulesi var. Biraz böyle Trinidad manzarasını yukarıdan izleyebileceğiniz. Diğer Trinidad'daki evlere göre zaten bayağı ihtişamlı görünüyor. Yeah.
Mersin'deki, ki merkez hemen şurası. Casa de la Musica'ya geldik. Hemen arkamda bir şovun olduğu sahne var. Biz de oraya doğru gidiyoruz şimdi. Ayrılıyoruz. Hatta arkadaki yeşil Peugeot'la Havana'ya geçeceğiz. Geri artık dönüyoruz. Küba'nın son günlerine yaklaşıyoruz. Aynen. Havana'da da neredeyse iki günümüz var. Bakalım. İlk geldiğimizde de tabii Havana'da zaman geçirmiştik. Bu arada kaldığımız ev arkada Jose y Fatima diye geçiyor. Hem Airbnb'de hem Booking'de varlarmış. Buraların da böyle iki katlı en güzel evlerinden evet, bir tanesi. En güzel binalarından bir tanesi gerçekten. İçerisi çok güzel. Ben de bu kadar tahmin etmiyordum. Zaten fotoğraflarını görmüştüm ama içerisi de çok güzel. Şimdi 4 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Havana'da görüşürüz. Görüşürüz. Evet.